Geliyor, geliyor. Ee, evet şu Prime haberini at bakayım kaç para olmuş. Bir 30 diyorlar, bir 40 diyorlar, bir 50 diyorlar. Sadece 39 TL. At bakayım. Var mı elimizde o haber? Bekle atıyorum. Vaz. At, at bakalım. Prime aboneliği. Acaba oğlum bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Prime'a zam geldiğinde normal aboneliğe de zam gelebilir ha, haberiniz olsun. Çünkü Prime düştüğünde normal abonelik de düşmüştü. Muhtemelen. Attım. Normal aboneliklerde zamlanacaktır. Bu sizin için kötü yayıncılar için fena değil bir haber olabilir. Amazon Prime bizim ülkemizde kullanılmaz. 2020. Ben de hızlı okuma tekniği öğrendim de ben. Abi etkileşim var mı? Ben hızlı okuma tekniği öğrendim de böyle bütün bir kitabı bir buçuk haftada falan bitirebiliyorum. O 300 sayfa. Evet. Ee, dur size de vereyim. Ee, 64 499 lira mı 639 olmuştu. Üstelik Amazon Prime'ı bile değişmemişti. Ya Amazon Prime'ı şimdi bazı arkadaşlar var. Sadece abonelik kullanmak için alan arkadaşlar da var. Bir de burayı değerlendiren arkadaşlar da var. Yani bunlarda aynı gün kargo var. Efendime söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> <Minim> var. <laughs> Mini var ama 3 tane video var amına koyayım sitede. Onlara da izleyebiliyorsunuz. Ee, onları kullanan da aynı zamanda birisine abone olan adam için zaten 7 lira çok ucuzdu. Bir ton bir şey veriyor oğlum, Hediye veriyor. LOL kapsülü veriyor. FIFA kart verdi. Bilmem ne verdi. 7 lira para değildi yani. Şimdi bedava ama sağ... kargosu en iyi bence en iyi şey bedava ya, kargo. bedava lira, kargo. Bir şey söylüyorsun geliyor. Bir de iade ediyorum bir daha gidiyor böyle şey. Evet, onu ben de yapıyordum sürekli. Niye iade ediyorsun peki? <laughs> ne, 2 liralık şeyi ee, iade ettin üst, mi? Üstüme olmadı mini etek. <laughs> Niye, pipim ee, mi etik çıktı etik alttan? <laughs> evet, pipim gözüktü. <laughs> o zaman sen de çok mini etek almış Çok miniymiş <laughs> o zaman o da yani. <laughs> Neyse yani... Bunu hem Amazon videoyu kullanan, hem alışveriş yapan, hem de Twitch yayını izleyen bir insan için... Zaten 7 lira, çok azdı. Ee, 39 lira mı olmuş? Tamam, 39 lira hala kullanılabilitesi bence olan bir fiyatı yükselmiş yani. Diğerlerine göre hala en ucuzu. Diğerlerine göre hala en ucuzu. <laughs> Oğlum diğerlerine... Konuş diyorum sen, konuş. Konuş diyorum sana, konuş. <laughs> diğerlerine göre hala en ucuzu olabilir de. Ama şimdi şöyle bir gerçek var hocam. Şimdi Amazon Prime Video'da da yani o kadar da izlenecek bir şey var mı bilmiyorum. Sponsorlu değil dostum. Öyle haber olsun diye. Haberiniz olsun diye açtım. Kargosu hemen ertesi gün geliyor ya. Övme şunları O çok artık. iyi. <laughs> Sadece 39 TL. Övme şunları artık nesin be. Yeter be. Ne övdün be. Ya avantaj kargo abi. Kargo avantajı var. Amazon TL'den alışveriş yapanlar için. Bize giren çıkan pek bir şey olacağını zannetmiyorum. Çünkü normal ama ben size söyleyeyim normal abonelik artar. Normal abonelik fiyatı da artar. 7.90 8-10 lira mı normal abonelik şu anda? Herhalde onu da çekerler. 30-40'a falan çekebilirler haberiniz olsun. 30-40'a falan çekebilirler. 5 ee, dolar. Hayırlı olsun. Bu Twitch'in fiyatlandırmasını pek tespit etmesi zor. Uzaktan bakınca anlaması zor yani. İlk 10 lira olunca da herkes şey demişti. Çok güzel yayıncılar çok kazanacak falan demişti. Ama küçük yayıncıları doğradı yani bu olay. Maalesef. Fazla abonesi olan adamlar, fazla abonesi olan kanallar için evet yine daha az kazandılar ama kazandılar. Ama küçük yayıncıların bir şey kazanma ihtimali kalmamıştı 10 TL olunca. Belki 40 lira olursa biraz daha kazanabilirler. Ama aboneler düşer tabi abonelikler düşer. Yani herkesin fazla fazla abonesi var şu an düşer. <laughs> Nimo'ya gidelim. Nimo kapattı oğlum Nimo. Kapattı. Abi hoşçakal görüşürüz kardeşim nereye gidiyorum? <laughs> Sen duruyorsun ben gidiyorum herhalde. Ben başka platforma gönderdin herhalde beni. Bastım altı helal et. Kardeşim. Yatlandırma gelmeden mi bastın onun yerine? Çakarlık kazandı yine desene. 48 aylık abonelik aldığım zam gelecekmiş. Mami 39. ayını tier 1 ile kutlamış. Senin ben sıfatını sikiyim ya Mami ya. Hoş geldin kardeşim. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Niye güldün Hasan? <laughs> Mami'ye dediklerine güldüm. Reklamlar azalır mı? Dostum ee ben şu an Twitch'in Gerçekten sistemini anlayamadım. Reklam muhabbetini de bitirdiler. Artık eskisi gibi reklam teklifi de yok arka planda. Ve yine reklam veriyor yani anlamadım. Eskiden reklam şu kadar reklam vereceğim diyordu. Bu kadar para vereceğim diyordu. Şimdi öyle bir şey de demiyor. Sadece reklam vereceğim diyor. Artık para da vermiyor galiba. Onu da bilmiyorum. Ama illaki reklam geliri veriyordur yani. Veriyor yani hani dashboard'a bakarsan. O da bu ay geçtiği için. Bu ayki. Ya bir dahaki ay ben sana onu net anlatırım size. Arka planda ne olduğunu da. Şu an ben de anlayamadım yani reklamdan kazanıyor mu kazanmıyor muyum ben onu anlayamadım. Eskisinde daha mı çok kazanıyordum şimdi mi daha çok kazandırıyor anlayamadım. Ben şunu diyeyim Çağrı. Evet. Şimdi aboneli 10 lira ödüyor, ödüyorlar ya. Evet. Twitch, Twitch bize sadece 10 lirasını versin tüm abonelerin 10 lirasını versin. Nasıl Şu an yani? kazandığımızdan çok fazla mesela 16 bir abonem var ya. Evet. 10 lirasını sana versin 160 bin lira. Oğlum zaten abonelik 10 lira. 10 iyi. lirasını 10 lirasını Hayır, da bana güzel, verir mi Vermiyor abonacım? işte. Vermiyor. tam reklam da basıyor mu? Tam reklamı Twitch alsın. Ha diyorsun ki reklam geliri vermesin. abonenin şeyden... tamamını tamam. versin. Ha. Bak o da 10 lirasını verdi. Bak 30 da yapmasa aboneyi. Vermiyor. Sen Amerika Twitch ekibine katılmak ister misin? Bu? <gülüyor> <gülüyor> Senin bu zekayla çünkü bu işletmeye girmen lazım hocam. <laughs> yani bir şey söyleyeceğim. Hani bu ticari zekanın bir yerde kullanılması lazım ya. Seninle bir dönerci mönerci bir kokoreççi bir şey açalım ya. <laughs> Aklıma çok iyi bir iş planı geldi yalnız ha. Ne? Gugu, bana bir tane araba lazım arkası olan. Aha. Anlatıyorum planı. Anlat. Biz yazlık yerleri kovalayacağız. Anladın mı? Alacağız arabayı. Yazlık tamam. yerleri kovalayacağız. Sistemi anlatıyorum sana. Yarrayedik. Ben sus lan. Sistem çünkü Girişimci bakayım. abiniz anlatıyor size. Şimdi dinliyor musun beni Gugucum? Evet. Arabayı satın da almıyoruz ha. 3 aylık kiralıyoruz. Tamam. Bu yaz işi. <laughs> Tamam mı? Buradan başlıyoruz tamam. abi. Silivri'den başlıyoruz. Tamam mı? Silivri, semiz kumlardan başlıyoruz. Oradan işte Tekirdağ'ın işte Çorlu'sundan bilmem nesine bütün kumbaydı bilmem neydi. Oralardan Çanakkale plajından Ege sahiline, Balıkesir Ege'den tamam. iniyoruz böyle. Akdeniz'e kadar gideceğiz ha. Mevzu tamam. şu hocam. Kaça kadar? Ha, mevzu şu. Arabanın arkasına bir tane televizyon koyuyorsun. Bir kısmına. Evet. Diğer tarafına da ekmek arası sandviç şekli. Anladın? Bak, A anladım. Köfte bile değil ha, sandviç. Bildin mi sandviçi? <laughs> Bildim. Ekmek, peynir, domates. Ama sandviçleri şöyle yapıyoruz. Kahvaltı sandviçi, öğlen sandviçi, akşam sandviçi. Yani adam şey demeyecek yani. Ulan sandviç Hiç şimdi eşit. yenmez amına koyayım demeyecek. He. O saatte yenecek olan sandviç de olacak elimizde. Anladın anladım. mı? O televizyonu... sandviçine içine kavurma olacak mesela. Ha, televizyonu niye koydum? Bu fikri çalmayın Hayır oğlum, ne sıkılmasın. Plajda PlayStation turnuvası. Katılım 50 lira. Oy. Ben çok farklı bir şey düşünmüştüm. Sen ne düşünmüştün? Ama projeksiyon. Böyle geziyoruz ya sahilleri. Evet. Otostop çeken kızları alıyoruz arkaya atıyoruz. Ha. Öyle anladım. <laughs> Öyle televizyona <laughs> niye ihtiyaç var yani? Onu anlayamadım. <laughs> Sık, sıkılmasın diye işte. Sen adam kaldıralım <gülüyor> diyorsun. <gülüyor> Kaçıralım insan kaçır, kaçıralım diyorsunuz sen şu an. Kaçırmak değil ya yolculuk. Yolculuk arkadaşlar. Yani ya. o insanı kaçırdıktan sonra rahat yolculuk yaptırsan ne? Telefon olsun. <gülüyor> <gülüyor> Çok artık detay yani anladın mı? Terbiyesiz ya. Benim dediğim o değil abi. Plajda diyoruz ki arkadaşlar araba plaj yanaştı tamam mı? İki, i̇ki akşamımız olacak her plajda. Diyeceğiz ki yarın akşam burada PlayStation turnası var. Katılım 50 TL. Ama bir tane televizyon olmaz. Bence tır tır final final yarın akşam. O, o burun çekici de. o ne biliyor musun? Proje hani, buldum Proje buldum. Arı Kazanan, kazana da sandviç. Albertas 25 kişi abone gönder. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Eyvallah. Neyse iş planları yaparız ya. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Girişimcilik planları yaparız da. Twitch'lere son tweet abi. Yok bu Twitch'lere son tweet abi beni az daha buna tıklatıyordum bak. Twitch'lere son tweet abi. Muhammed'in tweetine gitmek. <laughs> Milf 11'in teknik direktörü kim olur? Aynı sana bu adam bu takımı uçurur göreve. Hadise <laughs> nerede? Mine ile kanatlardan mı? Ay pardon patlama etkisi yaratırdı. Şimdi hocam bir kere Nurgül kaleden çıkartalım çok yer. Kaleden çıkartalım. <laughs> Oğlum terbiyesizlik yapmayın ya. Beni her yere etiketlemişsiniz. Bunun altına her yere etiketlemişsiniz ya. Forvetteki kim ya? Ah. Forvetteki <laughs> abloyu tanımıyor musun? Tanımıyorum valla. Terbiyesizlik yapmayın arkadaşlar. Aşkın olayım. Aa. Abi prime zam geliyormuş. Gelsin. Twitch zaten artık son dönemlerde bir sistemini değiştirdi arkadaşlar. Sözleşmesi olan adamlara artık sözleşme de vermiyor. Ee, bütün sözleşmeli adam, yayıncıları bitirdi. Globalde de gitmek isteyen gidiyor zaten. Laps diye gidiyor. Eskiden %70'e %30'lu Twitch Premium partnerlik olayı. Yayıncılar %70'ini alıyordu. Onu da %50-50'ye düşürmüşlerdi en son. Zaten yabancılar ona ayaklandı. O da öyle kapatıldı. Ee, bilmiyorum, bir herhalde küçülmeye gidiyor Twitch pek bilmiyorum yani. TR'yi zaten çok fazla siklemediklerini düşünüyorum. Gerçi Amerika'dakileri de siklemiyorlar gibi geliyor bana. Ama yapacak bir şey yok. Burası da böyle bir platform yani sosyal medya platformu. canlı yayıncılık bu saatten sonra bitemez yani. Çünkü insanlar alternatif yayın beklentisine girdiler artık. Yani kitle çok büyük olmasa da, YouTube gibi olmasa da bence hala yeterli bir kitlesi var. Eee Bakalım bilmiyorum inşallah daha güzel olur. Ama dolara geri dönmesi birazcık sakat olur yani. Şimdi 5 dolara döndükler anda 5 dolar kaç para yapıyor oğlum? 100 TL, 100 TL. mi yapıyor? 100 TL yapıyor. O noktada evet birazcık abonelik pahalı bir noktaya gelmiş olur. Bakalım ya kısmet hayırlısı neyse olsun yani. Twitch Prime'da 40 lira olduysa ama kesinlikle ben size söyleyeyim abonelik fiyatı artar. Bir, bir bir ay sonra normal abonet fiyatı da artar. Zaten bu adamlar oğlum 10 liradan kaç para kazanabilir ki adam yani. yani şirket de kazanamaz. Bırak yayıncı kazanamıyor diye biz burada ağlıyoruz ama. Gerçi ben ağlamıyorum da. Yani evet az kazandırıyor eskisine göre ama yine de okey. Ama zaten şirket hiç kazanamıyor ki. 10 lira 5 lira sonra bilmem kesintisi %10 oradan geliş vergisi bir buradaki vergi derken. Onların da bir boka bir yaradığını düşünmüyorum. O yüzden de çok siklerine takmıyorlar gibi hissediyorum. Durum bu 10 kanala aboneyim. Abone olsan bir k yapıyor. İ imkanı yok. İmkanı yüzde seksen düşer abone. Zaten. 5 dolar olsa zaten 180 abone düşer oğlum. Kesin düşer. Ha keydroptan kazananlar vardı. Youtube'a sesleniyorum ha. Youtube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir giriş, girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı, anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri. Gel anı da yaşa yani. He illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün bütün tam hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla. Twitter'a gel. Yani gidebileceğim bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla tıkla ilerle.